bir Brother dikiş makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu DVD, kullanım kılavuzuyla paralel olarak size makinenin kullanılması ile ilgili genel bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Anlatılan özelliklerden bazılarının makineniz için geçerli olmayabileceğine dikkatinizi çekmek isteriz. Şimdi makineyi kullanıma hazırlayalım. Ayak kumandası fişini makinenin sağ tarafındaki jaka takın. Elektrik kordonu fişini bir prize takın. Ana güç anahtarını açık konuma getirin. Makine açık konuma getirildiğinde dikiş lambası yanar. Şimdi de masura sarıcının ve alt ipliğin nasıl takılacağına bir göz atalım. Sadece bu dikiş makinesi için tasarlanmış olan masurayı kullanın. Eski modellere ait masuraların kullanılması yaralanmalara veya makinenin hasar görmesine yol açabilir. Makara milini tamamen dışarı çekin ve masuralar için iplik makarasını makara miline sokun. İpliği iplik kılavuzu oluğuna takın, önden arkaya doğru çekin ve ön gerilim disklerinin çevresinden tamamen geçirin. İpliğin ucunu masuradaki delikten, masuranın iç tarafından geçirin ve ipliği çekin. Masurayı masura sarma miline takın ve mili sağa doğru itin. Bobini çıt sesiyle yerine yerleşene kadar çevirin. Ana güç anahtarını açık konuma getirin. Masuradan çıkan ipliği hafifçe tutarak ayak kumandasına yavaşça basın. İpliği bobine birkaç tur sarın ve sonra makineyi durdurun. Fazla ipi masuranın üst tarafında makasla kesin. Masurayı sarmaya başlamadan önce fazla ipi tamamen kestiğinizden emin olun. Ayak kumandasına tamamen basarak masurayı sarmaya devam edin. Masura dolduğunda yavaş dönmeye başlar. Makineyi durdurmak için ayağınızı ayak kumandasından çekin. İpliği makasla kesin ve masurayı çıkarmak için sarma milini sola kaydırın. Alt ipliği takmadan önce ana güç anahtarını kapalı konuma getirin. El çarkını kendinize doğru çevirerek iğneyi kaldırın ve sonra da baskı ayağı kolunu kaldırın. El çarkının üstündeki işaret en tepede olduğunda konum doğrudur. Masura kapağını kendinize doğru kaydırmak suretiyle kaldırın ve masurayı iplik sol taraftan çıkacak şekilde yerleştirin. İpliğin ucunu sol elinizle çekin. Sağ elinizle masurayı hafif bir şekilde bastırın, sonra da ipliği yarıktan geçirin. İpliğin, mekiğin gerilim ayar yayından doğru şekilde geçtiğine emin olun. Masura kapağını tekrar kapatın. Böylece alt ipliği takmış oldunuz. Şimdi de makinenizin üst ipliğinin nasıl takılacağına bir göz atalım. Ana güç anahtarının kapalı konumda, baskı ayağı kolunun da kalkık olduğundan emin olun. El
El çarkını kendinize doğru çevirerek iğneyi kaldırın. Makara milini tamamen yukarı çekin ve üst iplik için iplik makarasını ipliğin ucu size doğru çözülecek şekilde takın. Makaradan çözülen ipliği iki elinizle tutun, ipliği iplik kılavuzu oyuğundan arkadan öne doğru, iplik size doğru çözülecek şekilde geçirin. İpliği sağ elinizle tutun ve sol elinizle numaraları izleyerek oyuk kılavuzundan geçirin. İpliği iplik yakalama kolundan sağdan sola olacak şekilde geçirdiğinizden emin olun. İpliği sol elinizle tutun ve sağ elinizle iğne tutucu iplik kılavuzundan geçirin. Baskı ayağını indirin ve iğneye iplik geçirin. İpliğin ucunu hafifçe tutarak baskı ayağını kaldırın ve iğneyi kaldırmak için el çarkını yavaşça kendinize doğru çevirin. Üst ipliği çekiniz. Böylece alt iplik de dışarı çıkacaktır. İpliği parmaklarınızla dışarı çekin. Üst ipliği ve alt ipliği baskı ayağının altına yerleştirin ve dikiş makinesinin arkasına doğru 5 santim çekin. Şimdi de dikişe başlayalım. Ana güç anahtarını açık konuma getirin. Desen seçim düğmesini düz dikişe çevirin. Kumaşı yerleştirmek için iğneyi ve baskı ayağını kaldırın. İpliği baskı ayağının altından geçirin. İpliği ve kumaşı sol elinizle tutarken, iğneyi kumaşa sokmak için el çarkını kendinize doğru çevirin ve baskı ayağı kolunu indirin. Kumaşı dikerken hızı ayak kumandasıyla ayarlayın. Dikişi tamamlamak için makineyi durdurmak amacıyla ayağınızı ayak kumandasından kaldırın, sonra da el çarkını kendinize doğru çevirmek suretiyle iğneyi kaldırın. Baskı ayağını kaldırın, kumaşı dışarı çekin, sonra da ipliği makinenin sol tarafında bulunan iplik kesiciyle kesin. Ters yönde dikişi deneyelim. Kumaşı ters yönde dikmek için iğneyi indirerek dikişin başlangıç noktasına sokun ve baskı ayağını indirin. Makineyi çalıştırmaya yavaştan başlayın ve birkaç dikişten sonra makineyi durdurun. Ters yönde dikmek için dikiş kolunu başlangıç noktasına dönene kadar basılı tutun. Başlangıç noktasına döndüğünüzde parmağınızı geri dikme kolundan çekin ve tekrar ileri doğru dikin. Makineyi durdurmak ve geri dikiş koluna basmak suretiyle geri dikişi takviye ve dikişin tamamlanması için kullanabilirsiniz. Şimdi de iplik gerginliğini kontrol edelim. İpliğin gerginliği kumaşın veya ipliğin türüne bağlıdır.
Kullanmayı düşündüğünüz kumaştan bir parça kullanarak dikmeyi deneyin ve ipliğin gerginliğini ayarlayın. Saten dikişi kullanalım. Desen seçim düğmesini saten dikişe çevirin. Baskı ayağını kaldırın, kumaşı yerleştirin ve dikmeye başlayın. Dikiş uzunluğunu ayarlamak için desen seçim düğmesini 3 dikiş uzunluğundan birine getirin. 1 ilik açalım. 1. Önce iliğin konumunu ve uzunluğunu kumaşın üzerine terzi tebeşiriyle işaretleyin. İlik açmak için ayağı ilik ayağı A ile değiştirin. Baskı ayağını değiştirmek için el çarkını kendinize doğru çevirerek iğneyi kaldırın ve ana güç anahtarını kapalı konuma getirin. Baskı ayağını kaldırın ve baskı ayağını çıkarmak için aşağı çekin. İlik ayağını takmak için ilik ayağını baskı ayağı tutucusu yuvasının ilik ayağının metal pimini tutabileceği konuma yerleştirin. Kasnağı durana kadar geriye doğru itin. Ana güç anahtarını açık konuma getirin. Desen seçim düğmesini AC'ye getirin. 3. ipliği baskı ayağının deliğinden geçirin ve baskı ayağının üzerindeki kırmızı işareti kumaşın üzerindeki işaretin ön kısmıyla hizalayın. Sonra da baskı ayağı kolunu indirin. 3. ipliği sol elinizle hafifçe tutarak iğneyi indirerek kumaşa sokmak için el çarkını kendinize doğru çevirin. Ayak kumandasına hafifçe basın ve 5 ya da 6 dikiş yapın. Makineyi durdurun ve iğneyi el çarkını kendinize doğru çevirerek kaldırın. Desen seçim düğmesini B'ye getirin ve işarete kadar dikiş yapın. İşarete ulaştığınızda dikişi durdurun ve iğneyi kaldırın. Desen seçim düğmesini AC'ye getirin ve 5 ya da 6 dikiş yapın. Makineyi durdurun ve iğneyi kaldırın. Desen seçim düğmesini D'ye getirin ve işarete kadar dikiş yapmak için makineyi tekrar çalıştırın. Makineyi durdurun ve iğneyi kaldırın. İplikleri biraz pay bırakacak şekilde kesin. Üst ipliği kumaşın tersine çekin ve saçaklanmayı önlemek için bir düğüm atın. Şimdi de fermuar takma yöntemine bir göz atalım. Fermuar takmak için fermuar ayağı I'yı kullanın. Desen seçim düğmesinden düz dikiş, ortalanmış iğne ayarını seçin.
fermuarın sağ tarafını dikmek için fermuar ayağını sol taraftaki pime takın. İğnenin nasıl değiştirileceğine ve bakım faaliyetlerine bir göz atalım. İğneyi değiştirmeden önce ana güç anahtarını kapalı konuma getirdiğinizden emin olun. El çarkını kendinize doğru çevirerek iğneyi en yüksek konuma getirin. Baskı ayağını çıkarın ve baskı ayağı kolunu indirin. İğneyi sol elinizle tutun. Aksesuar olarak verilen tornavidayla iğne kelepçesi vidasını gevşetin ve sol elinizle iğneyi çıkartın. Yeni iğnenin yassı tarafı, makinenin arkasına bakacak şekilde iğneyi iğne durdurucusuna dayanana kadar sokun. İğneyi sol elinizle tutun ve iğne kelepçesi vidasını tornavidayla sıkın. Makineyi temizlemeden önce kapattığınızdan emin olun. Baskı ayağı, iğne ve baskı ayağı tutucu çıkarılmış haldeyken kelepçe vidalarını ve iğne plakasını çıkarın. Mekiği kavrayıp dışarı çekin. Temizlik fırçaları veya elektrik süpürgesiyle mekik yuvasındaki ve çevresindeki tozu giderin. Mekiği yerine geri takın. Mekiğin çıkıntısıyla yuvanın gerginlik ayarlama yayının hizalanmış olduğundan emin olun. Brother makinenizle dikiş dikmenin keyfini çıkarın.